çocukları terör eylemlerinde kullanılan PKK, PYD, YPG'ye aleni destek veren, para yardımı yapan, silah ve cephanelik temin eden ABD'nin Türkiye'yi karalama teşebbüsü hem müfterilik hem de beyhude bir çabadır. Bölücü terör örgütünün çocukları zorla silah altına alması, kaçırması, özgürlükten mahrum bırakması, okulları terörizme alet etmesi gibi pek çok ağır suç Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi'nin 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla teyit edilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütüne numune de olsa atıf yapmaması yüzsüzlüktür, çirkepliktir, kifayetsiz müfterisliktir. PKK, PYD, YPG'yi bu derece kollayan bir ülkenin nesine güveneceğiz? Her fırsatta Türkiye'yi itham eden, Sudan sebeplerle kriz çıkaran bir ülkeyi nasıl hoş göreceğiz? Bugün dünyada çocuklar ölüyorsa bunun yegane faili Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bugün mazlumlar inim inim inliyorsa bunun sorumlusu ABD yönetimidir. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar isimli Birleşmiş Milletler raporu dehşet verici tespitleri ihtiva etmiştir. 2020 yılında 19.300 çocuk silahlı çatışmalarda ağır ihlallere uğramıştır. Suriye, Yemen, Somali ve Afganistan'da çocuklar felaketi yaşamışlar ve bu ülkelerde 8.400'den fazla çocuk hayatını kaybetmiş veya sakat kalmıştır. Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye ve Somali'de 7.000 çocuğun eline silah verilmiştir. 2019'da kıyasla 2020 yılında çatışma bölgelerinde çocuk kaçırma olaylarında %90, cinsel şiddet olaylarında %70 artış yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2020 yılının çocuklar için üzücü bir yıl olduğunu söylerken hiçbir utanma emaresi, mahcubiyeti hali göstermemiştir. Bu genel sekretere tavsiyemiz, görevini insanlık onuruna müzahir ve münasip bir şekilde icra etmesi, çocuklarla ilgili vahim gerçekleri, şayet cesareti varsa ABD Başkanı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın yüzüne söylemesidir. 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Bağlarbağ köyünde rahmetle andığımız 33 vatandaşımızı şehit eden, 30 kadınımıza dul bırakan, 100'e yakın çocuğumuzu da yetim koyan PKK'ya ABD'nin diyeceği bir şey yok mudur? Kundaktaki bebeklere bile mermi sıkan şerefsizlere suskun kalmak, onların hünhar eylemlerine ortak olmak anlamına gelmeyecek midir? Güçlü şekilde kınadığımız ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 yılı insan ticaret raporu çocuk düşmanlığının açık delilidir ve bizim nazarımızda buruşmuş bir kağıt parçasından farksızdır. Gür bir şekilde haykırıyoruz ki çocuklar ölmesin, bebekler öksüz ve yetim kalmasın. İnsan sevgisini temel alan Türk İslam medeniyeti kendi gerçeklerine döndükçe, ilhamını ve iradesini kültüründen ve maneviyatından aldıkça hiçbir zalim, hiçbir hain, hiçbir muhasım odak üst perdeden konuşamayacak, vicdanında taşımadığı insanlık değerlerinden bahsedemeyecektir. Hiç kimse Türk milletine tepeden bakmasın. Dünyayı bir vakıf, kendisini de mütevelli zannetmesin. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarıyla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun.